29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya Şubesi Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Çelenk koyma törenine CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap, eşi Serpil Kasap, Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı ve 29 Ekim Kadınları Derneği üyeleri katıldı. 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya Şubesi'nin Genel Sekreteri Sevinç Şenol yaptığı açıklamada insanlar kapalı alanlara hapsedilerek Cumhuriyet Bayramı ve Milli Bayramlar kutlanıyor dedi. 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya Şubesi'nin Genel Sekreteri Sevinç Şenol, 1923'lerden başlayarak koşarcasına ilerlenen bu yol ne yazık ki 1945'lerden başlayarak durmaksızın geriye çekildi. Kazanımlara sahip çıkmak ve onları daha da ileri taşımak isteyen aydınlar sayısız engellerle karşılaştı. Son yıllarda sistemli bir biçimde ulusal bayramlarımızın sevincini yaşamamıza izin verilmek istenmiyor. Oysa ulusal bayramlar bir ülkenin, halkının kendi geçmişini öğrendiği, tekrar hatırladığı ve onurlandığı günlerdir. En zor koşullarda dahi başını tip tutmanın olanaklı olduğunu anımsama, umudu tazeleme ve kararlılıkla yola devam etme günleridir. Cumhuriyetin olmadığı coğrafyalarda kadınların eğitim hakkı yok, çalışma hakkı yok, konuşma hakkı yok, boşanma hakkı, miras hakkı yok, sokakta özgürce dolaşma, gülme hakkı bile yok dedi. 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya Şubesi'nin Genel Sekreteri Sevinç Şenol ayrıca şunları söyledi. Emperyalizme karşı verilen bağımsızlık mücadelemizin bir ödülü olan Cumhuriyet, ard arda yaşama geçirilen devrim yasaları ile sağlam bir temele oturtulmaya çalışıldı. Halkın emeğinin gücü ile canları pahasına kazanılmış olan güzelim vatan topraklarımız üzerinde yurttaşlık hukuku ve tam eşitliğin onuru içinde yaşanacak aydınlık bir gelecek inşası hedeflendi. 1923'lerden başlayarak koşarcasına ilerlenen bu yol ne yazık ki 1945'lerden başlayarak durmaksızın geriye çekildi. Kazanımlara sahip çıkmak ve onları daha da ileri taşımak isteyen aydınlar sayısız engel ve bedellerle karşılaştı. Son yıllarda sistemli bir biçimde ulusal bayramlarımızın sevincini yaşamamıza izin verilmek istenmiyor. Kutlamalar kapalı alanlara hapsediliyor. Oysa ulusal bayramlar bir ülke halkının kendi geçmişini öğrendiği, tekrar hatırladığı ve onurlandığı günlerdir. En zor koşullarda dahi başını dik tutmanın olanaklı olduğunu anımsama, umudu tazeleme ve kararlılıkla yola devam etme günleridir. Devrimin önderlerinden ve dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya şöyle diyordu. Devrim yapıldığı zaman onun gösterdiği zorunluluklar izlenmezse o devrim geri kalır. Hatta geriye döner. Geriye döndüğü zaman toplumun nasıl bir sonuçla karşılaşacağını tahmin etmek kolaydır. İmparatorluğun kendi eliyle bu millete hazırladığı sonu tekrar hazırlamak demektir. Devrim emirlerini yapmamak, gerici olmak, gericiliğe hizmet etmek demektir. 29 Ekim kadınları olarak Şükrü Kaya'nın bu sözlerini rehber ediniyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayramımız olarak nitelediği Cumhuriyet Bayramı'nı sevinçle kutluyoruz. Cumhuriyetimizin harcında eşit emeği olan Halide Edip, Nezihe Muhittin, Şerife Bacı, Gördesli Makbule, Kılavuz Hatice gibi milli mücadelemizin kadın kahramanları ve onların ardıllarından olan Bahriye Üçokların anıları bizlere daima yol gösterecek. Çünkü biliyoruz ki layık cumhuriyetin olmadığı coğrafyalarda kadınların eğitim hakkı yok, çalışma hakkı yok, konuşma hakkı yok, boşanma hakkı, miras hakkı yok, sokakta özgürce dolaşma, gülme hakkı bile yok. Cumhuriyete inanan ve sahiplenen kadın,
kadınlar olarak bugün 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizi bizden sonraki nesillere başımız dik ve gururla devretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu toprakları özgür vatan kılmak için ömrünü adayan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.